etkili olamayacak yani bunu psikolojik harp olarak lazım. Nitelendirmek daha doğru. Hani Türkiye daha çok harekatın başından sonuna iletişimi kamu diplomasisi yoluyla sürdürmeye çalışıyor. Kamu diplomasisini propagandadan veya psikolojik harptan ayıran en önemli özelliği doğru bilgiye dayanması. Yani daima doğru şeyi söylemek üzerine kurulu. Propaganda veya psikolojik harpte beyaz da olabilir, gri de olabilir, siyah da olabilir. Yani doğruların yanına yanlışları koyarsınız. Bu doğru demek ki bu da doğru gibi halkı yanlış yönlendirmek veya farklı bir algı yaratmak amacıyla her türlü haberi üretebilirsiniz. Terörün anlamı zaten tetiş, infial yaratmak. Mümkün olduğu kadar maliyeti ve riski düşük eylemlerle, gaz, bomba, intihar bombacısı gibi eylemlerle bir infial yaratmak. Dolayısıyla bunların hepsini kullanarak, propagandayı da bunlara ekleyerek dolayısıyla böyle bir algı yaratmak en önemli amaçlarından bir bu tanesi. Bu bağlamda aslında şunu da anlamış oluyoruz sizin de bu tanımlamanızla. Burada terör örgütlerinin başarısız olduğunu, buradaki halkın korkmayışı da kanıtlıyor o zaman. Evlerin boşalmaması, burada sokakların dolu olması demek ki terörün amacını yerine getiremediğini kanıtlıyor. Tabii bu şeyi de söyleyebiliriz. Yani mesela Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askeri birlikler dışında hani şehir merkezlerine vesaireye roket veya havan atmaya çalışmalarının arkasında da bu. Yani o kamuoyu desteğini kırmak, halkta infial yaratmak, korku yaratmak gibi ama şu ana kadar bunların hani amacına çok fazla ulaşamadığını görüyoruz. Ben dolayısıyla hiç ulaşamadım. Birkaç gün